Görüşmelerimiz devam ediyor. Herhalde Mart ayında büyük ihtimalle mikro bölgeleme. Mikro bölgeleme dediğimiz şu, Bolu'da aslında çok geç kalınmış bir çalışma, çok daha erken yapılması gereken bir çalışma. Yani Bolu'da ki bütün zemini yeniden inceleteceğiz. En fazla da bir yılda bitecek bu çalışma. Herhalde Türkiye'nin büyük üniversitelerinden bir tanesine yaptıracağız. Yani mesela senin parselinde sıvılaşma riskin varsa sen oraya bina yapamazsın demeyeceğiz. Ama sen şu şekilde bina yapabilirsin. Şöyle bir temel kullanmak zorundasın diyeceğiz. Zemin sağlamsa farklı bir şey söyleyeceğiz. Hatta şunu da şeffaf bir şekilde söyleyeceğiz. Bize bu tepki olarak da dönecek belki ama bundan öncekiler cesaret edememiş. Mevcut binaların bazılarının altından fay hattı geçiyor. Tahliye hatlar vesaire. Bu mikro bölgeleme çalışmamız biter bitmez de bunları vatandaşa duyuracağız. Elbette belediye olarak biz bunlar hasarsızsa gidip reysen yıkamayız. Ama diyeceğiz ki bu şehrin emin kişisi olarak, emin kişileri olarak, belediye başkanı ve meclis üyeleri olarak arkadaş Faruk Bey, bak senin oturduğun binada bir hasar yok kardeşim ama senin oturduğun binanın altından veya hemen yanından fay geçiyor. Senin binanın oturduğu parselde sıvılaşma riski var zeminin. Bunları açık bir şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. Yine imkanımız olursa vatandaş bize bir dönem daha süre verirse de kendi belediye şirketimiz üzerinden müteahhitlerin girmediği alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarına kendimiz de başlamak istiyoruz. O yüzden inşallah Mart ayında ve Nisan ayında belediye meclisimizden bu konuda önemli kararlar çıkacak. Bunu da göreceksiniz. Jeoloji mühendisleri odamızda bir görüşme yaptık da ve başkanıyla. Önümüzdeki günlerde onlar birbirleriyle de görüşüyorlar. Mimarlar odası ve inşaat mühendisleri odamız ve jeoloji mühendisleri odamızla birlikte ortak karar.